istişare ettiğimiz ve belirlediğimiz kurallar gereği bu tarafına konuşacak arkadaşlarımız 20 dakika süre kullanacaklardır. İlan Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımızın konuşma süresi 10 dakikadır. İsabet ettiğimiz değerli milletvekillerimizin komisyonumuzun üyesi 10 dakikadır. Değerli milletvekillerimizin süresi ise 5'er dakika şeklinde belirlenmiştir. Her siyasi partiden de üye sayısı 2 katı kadar üye olmayan arkadaşımızın konuşma yapması mümkündür. Şimdi konuşmalara geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Sayın Özgür Özel grup adına konuşacak. Sayın Özel, süreniz 20 dakikadır. Süreniz 20 dakikadır. Buyurunuz. Sayın Başkan, sizin şahsınızda komisyonun tüm üyelerini, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının şahsında bu bütçeyi hazırlamakta emek vermiş olan tüm bürokratları ve salondaki tüm milletvekillerimizi, takip eden tüm basın mensuplarınızı ve basın mensuplarımızı, basın emekçilerimizi selamlıyorum Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına. 3 Kasım 2002'de başlayan ve sahadaki talebe bakarsanız son kez yapıldığı ümit edilen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği son bütçeyi tartışıyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu kriz, tahribat, gidişat bunları doğrular nitelikte ve bu yapılan birçok bütçeden farklı olarak bu bütçe 16 Nisan 2017'de olağanüstü hal şartlarında oylanmış ve düşük bir farkla kabul edilmiş. Ona göre yine olağanüstü hal şartları olmaksızın yapılmaya cesaret edilmeyen, öncesinde, sırasında, sonrasında pek çok hukuksuzluğun yaşandığı bir seçimden sonra hayata geçmiş, bizlerin tek adam rejimi diye nitelendirdiği, bu sistemi destekleyen iki ittifak partisinden bir tanesinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demeyi tercih ettiği ama bir diğerinin yürütmenin başının yemin töreninden sonra kendisine yakın medyanın size bundan sonra Cumhurbaşkanı mı diyelim, başkan mı diyelim sorusuna başkan dediği andan itibaren her akşam kendisine yakın haber kanallarının Başkan Erdoğan diye andığı ama bunun bir başkanlık sistemi değil, bir hükümet sistemi olduğuna ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm savunmalarına rağmen iktidar partisinin yetkiyi kullananlarının bunu sınırsız yetkilerle kullandıkları bir rejimin içindeyiz. Bir itiraz, bir ihtiras ve bir çöküş rejimi. Çünkü 250 yıl önce Montesquieu'nun yasama, yürütme, yargı birbirinden ne kadar ayrıysa o kadar ileri gidilir. Ne kadar birbirine yakınsa devletler o kadar kolay çöker dediğinden beri bu doktrinin, bu söylemin, bu ana kuralın dışında hiçbir gerçekliğin bugüne kadar kendini doğrulamadığı bir noktada bu kurala inat eden, karşı çıkan ve bu kuralın dediği gibi bir devleti çöküşe gönderen bir rejimin içindeyiz. Sayın Başkan, elimde Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre 2020 listesi var. 2020'de ilk 10 devlet, birincisi Norveç, ikincisi İsviçre, İrlanda, İzlanda, Almanya, İsveç, Avustralya, Hollanda, Danimarka, Finlandiya parlamenter rejimle yönetiliyor. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre son 10 ülke Eritre, Mozambik, Burkina Faso'dan başlayıp Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijer'le bitiyor. Hepsi ya başkanlık ya yarı başkanlık sistemleriyle yönetiliyorlar. Ve ilk onun içinde ülkeyi yönetenin bir gazeteci, ülkeyi yönetenin bir muhalif veya da ülkenin İçişleri Bakanı'nın üniversite öğrencileri için ne terörist dediği ne onun terör örgütleriyle irtibatını iddia edip birkaç hafta içinde mahcup olduğu ya da içeride kimin yatacağına, kimin çıkacağına yürütmeden kimsenin karıştığı bir ülke yok ilk 10 ülke içinde. Ve yine hukukun üstünlüğü endeksinde ilk 10 ülkenin tamamı parlamenterken son 10 ülkenin de tamamı yine başkanlık ya da yarı başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Ve bugün geldiğimiz noktada bir tek kişi hem yasamanın hem yürütmenin hem yargının başı olarak kendisini görüyor ve öyle davranıyor. Örneğin dünyada
Merkez Bankası başkanlarının bağımsızlığı ana kabulken Türkiye'de 5 yılda bir değiştirecekleri ve bağımsız olacakları ana kabulken kanun maddesiyken son 4 yılda 4 kez değiştirilen Merkez Bankası başkanıyla karşı karşıyayız. Bir tek kişi yasama organının hangi kanun teklifini hangi sırayla görüşeceğine, komisyon başkanlarının kim olacağına, meclis başkanının kim olacağına karar veriyor. Hatta meclis grubunu seçeceği grup başkan vekilini o seçimden bir hafta önce yaptığı kurultayda ilan edip Merkez Yönetim Kurulu listesiyle basına geçebiliyor. 7 gün sonra yapılan seçimde kanuni gerek yeter şart şeklen tamamlanıp bir hafta önce kurultayda ilan edilen grup başkan vekili göreve başlayabiliyor. Yine bir tek kişi o ülkede kimin hapiste duracağına, kimin hapisten çıkacağına karar veriyor. Ama şöyle bir iş bölümü var. Kimin hapse gireceğine bizim dünya liderimiz, kimin hapisten çıkacağına dünyanın diğer liderleri karar veriyor. Bu can bu bedende durdukça Branson oradan çıkamaz. Ver papazı, al papazı, bir tek Oval Ofis telefonuyla Rahip Branson kendisinin nerede olduğunu şaşkınlıkla uçakta ve Oval Ofis'te bulabiliyor. Darbeyi planlayan Büyükada'dakiler, darbe plancıları yargılanacak, gün yüzü göremeyecekler derken her Schröder'in bir telefonu, Deniz Yücel asla çıkamaz derken Merkel'den gelen bir telkin telefonu buna izin verebiliyor. Ve bugün davası görülecek olan Kavala görüldüğü mahkemede Türk milleti adına karar verip salondaki herkese ayakta dinlediği kararda beraat etmişken birileri onu beraat ettirmeye çalıştı deyip hukuk sistemimizde olmayan bir millet jürisi sıfatıyla tutukluluk halinin devamı için 7 saatlik usulsüz tutulma ve ardından yeni dosya, yeni tutuklamayla devam edilebiliyor. Ve bu ülkenin adına birileri demokrasi demeye, sanki biraz önce yapılan sunumdaki gibi bir demokrasi bütçesi açıklanıyormuş gibi takiye yapmaya devam edebiliyor. Ve o kişi, verin yetkiyi bu kardeşinize, dolarla nasıl mücadele edilebilir dediğinde 4 lira olan dolar Türk parası karşısında 3 kat değer kazanır. Marifet dolarda değil, olduğu yerde duruyor. Türk lirası 3 kat değer kaybedip bugün 12, daha evveli gün 13,5 liralara kadar gidebiliyor. Ve bu iktidar başlarken verin kardeşin yetkinize de o günde bu devletten hepimizin vergileriyle maaş alan Yiğit Bulut bugün de alıyor. Ve o gün bu başlayan rejimde 1 doların 1 TL olması yakındır diyordu. Bugün 1 dolar 12 TL aynı danışmana ne danışılıyorsa o gün de maaşa dönüyor, bugün de maaşa dönüyor. Ve bugün dünyada ilk kez bir fikrin, hipotez bile değil ama bir fikrin bir doktrin olarak vaaz edildiğine şahit oluyoruz. Bir fikriniz vardır, akıllıca ise hipoteze dönüşür. Öncül deneyler iyi sonuç veriyorsa gerçek bir deneme, yapılan ölçümlerden sonra bunun bir kural olarak ilanı, bütün uygulamalar destekliyorsa doktrin olur. Dünyadaki bütün ekonomistler kötü yönetim sebep, faiz sonuçtur derken bir ekonomist şu doktrini vaaz ediyor. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Ben faizi düşürürsem geri kalan her şey düzelir. Ve o günden beri suni olarak düşürülen faiz otomatikman enflasyonun altında kalıyor. Enflasyonun altındaki faizin negatif faiz olduğunu bu salonda en az ben, en çok hepiniz biliyorsunuz. Parayı bankaya koyup da geri çekince satın alma gücü düşüyorsa kimse parayı faizde tutmuyor. Alternatif yatırım araçlarından ilk akla gelen ve en kolay temin edilen dövize yöneliyor. Suni düşüş faizi yükselen dolar demek ama bu 2019 yılına gelince yerel seçimlerde İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder haklı korkusu, aman sağ alt köşe Türkiye'nin karnesidir televizyonda, dolar çıkarsa büyük şehirler gider, hadi damat efendi sat rezervleri tut doları. Bu hayal, bu inat 128 milyar dolar dedemizin, ninemizin, anamızın, babamızın alın terini çarçur ediyor. Buradaki iki durum burada. Bir, kötü bir mantık, hatalı talimat, süren inat,
128 milyar doları çarçur etti. Ama o dolar, o rezervler satılırken Merkez Bankası bankalara ihaleyle ve sonradan hiç değilse ne kadar, hangi tarih, hangi saatte satıldığı belliyken birisi artı galeriyet kazanan, diğerinin olduğu bilinen ama fiziken elde olmayan iki gizli protokolle kamu bankalarına rezerv satma izni veriliyor ve o rezervlerin satışında dolar yükselmesin, 6'da 6.20'de 6.5'da tutulsun diye yapılan satışlarda ayrıca şüpheli, ayrıca usulsüzlük çağrıştıran ve 6 liradan alınıp bugün 13.5 liradan satılmaya müsait işlemlerin kim ve kimlere yapıldığı sır gibi tutuluyor. Bu sırrı sıraların bu tarafındakiler öğrenmek isterken karşı taraftan bize iştirak eden tek kişi Lütfi Elvan'ken bunu bir kez söylüyor, sonra da susturuluyor. Ondan sonra Lütfi Elvan konuşulmasın diye haftalarca Lütfi Türkkan konuşması tercih ediliyor. Lütfi Elvan'ın bu gidişata itirazı iki bacağının arasındaki tuttuğu ellerinden sizler elleriniz patlayana kadar alkışlarken bu memleketi nereye götürüyorlar? Direksiyonu ben tutuyorum ama avucumun içinde başkası çeviriyor derken Lütfi Elvan'ın avucunun içinde başkası tarafından döndürülen direksiyon demokrasinin şekli ama yönetimin keyfi ve tek adam ve tek zümreye ait olduğunu niteler şekilde seyrediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı rejimle ilgili yapılacak eleştirilerin hepsini kucaklamakla mükellef, göğüslemekle mükellef. Örneğin 16 Nisan'da ne vaat ettiyseniz tersi gerçekleşmiş durumda. Güçlü meclis vaat etmiştiniz. Neyle göreceğiz meclise duyulan saygıyla. Birazdan yollayacağım Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Sizden önceki beğenmediğiniz, hep eleştirdiğiniz ve ittifak ortağınızın da içinde olduğunun farkında olmadan eleştirdiğiniz üçlü koalisyon kendisine yöneltilen soru önergelerinin süresi içinde %87'sini cevaplıyordu. 27. dönemde bu tek adam rejiminde oran %12.75. Bu oran geçen sene 9, ondan önceki sene 4'tü. Yaptığım sert eleştiriler yaptığımız ve her bakanınıza gelip de bu karneyi kendisine vermemizin sonucunda bu durumdadır. Sayın Oktay, karnesi en iyi olan %24'le sizsiniz. Hulusi Akar'ın %4'le, Süleyman Soylu'nun 3'le, Abdülhamit Gül'ün 1.7'yle, Fahrettin Koca'nın 1.4'le bu meclisin sorularına anayasal süre içinde cevap verdiğini hatırlatırım. Bir muazzam suçu işliyorsunuz. Çünkü billboardlara dediniz ki güçlü meclis kanun tekliflerini münhasıran sadece ve sadece milletvekilleri verecek. Bugün önceki Bakan Albayrak ilk kanun teklifimizi hazırladık. Sanayi ve Kalkınma Bankası ile ilgili teklifi meclisimize yolluyoruz inşallah dediğinde daha yemininin üzerinden 11 gün geçmişti. RTÜK Başkanınız, bugünkü RTÜK Başkanınız Temmuz ayında RTÜK kanununu tüm taraflarla görüşerek hazırladık, meclisimize sevk ediyoruz inşallah dedi, gıkınız çıkmadı. Bugün burada milletvekillerinin kanun tekliflerine attığı imzaların birer muazza teşkili, birer muazza tescili anayasanın arkasından dolaşmak suretiyle saraydan gelen teklifleri sahiplenen imzalar olduğunu ve bugün fiilen kanun teklifleri karşısında soru cevap yapılamadığını, çünkü sorulan sorulara cevap verecek siyasi muhatabın salonda bulunamadığını, mevcut muhatapların sadece muazza imzalarının sahipleri olduğunu bütün meclis biliyor, hepimiz biliyoruz. Ayrıca soru önergelerinin yanıtlanma biçimi de ayrı bir felaket. Orada sınıfın en iyisi değil, en berbatısınız Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. İlgili kanun maddesini hatırlatmalar, gereği şekilde yapılmaktadır denilmeler, baştan savarcasına yapılan cevaplarında nümerik olarak cevaptan sayılıp içerik olarak utanç verici vesikalar olarak tutanaklara geçtiğini size bir kez daha hatırlatmak isterim. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, siz geçmişte de kamuda önemli görevler yaptınız.
Bilirsiniz ki müsteşare kadar olan memurlar idare hukukuna tabidiler ve siyaset yapmazlardı, yapamazlardı. Bugün müsteşarlık kalktı. Yerine bakan yardımcılığını ihdas ettiğinizi söylüyorsunuz. Her biri siyasi. Sizden değil ama benden, bizden siyasi. Sizin de bir atanmış olarak siyasi olmamanız gerekir. Eğer siyasiyseniz sandıktan çıkaydınız. Bir kalemin ucundan döküldüyseniz o zaman devlet adına görev yapacak, milletin vekilleriyle polemik yapmayacaksınız. Fuat Bey, siz AFAD Başkanı olarak da atandınız. Başbakanlık müsteşarıydınız. O dönemde sesinizi duymadık ama o dönemde de görev yapıyordunuz ve mukabil ve denk görevler yapıyordunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısınız ve bir gerçek var. Bütün atanmışlar iktidar tarafından, iktidar tarafında olan seçilmişlerden daha çok siyaset peşinde. Yani sistem iktidar partisinin milletvekiline siyaseti sınırlarken iktidar partisinin atanmışlarına siyaset yapma, göze girme ve bunu bühtan, iftira, hakaret üzerinden sürdürerek iyi sicil alma gibi bir yanlış ve kabul edilemez kanıya dönüştürmüş durumda. Şahıslarla uğraşmak adına değil, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, atandığındaki görev tanımı belli, mevcut devam ediyor. İlk başta kendisine verilen araç Passat marka bir binek araçken, bugün dünyanın en sayılı pahalı Mercedeslerinden birisi kendisine bir ödülmüş gibi geldi. Önünde arkasında korumalarla bambaşka bir durumda. Biz yasama meclisi olarak statüsündeki değişikliği bilmiyoruz. Bu gücü nereden aldığını size sormak istiyoruz. Ve 28 Şubat'taki akreditasyonlara taş çıkartan, Anıtkabir'i bile yasaklayan, gazetecileri kafasına göre fişleyen ve çok maaşlı bu sistemin en önemli figürlerinden bir tanesinin sizin iktidarınızı en ciddi yıpratan şahsiyetlerden biri haline geldiğinin iktidar partisinin milletvekilleri dahi farkında ama her gün içinde bulunduğunuz erimeyi sorgularken herhalde aklınıza gelmiyor. Bir zorluk var. Nasıl kabul edilir bilmem. Ama bu ülke 20 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'a bu yüzüğümle siyasete girdim dedi ve yetki verdi. O zaman Keçiören'de oturuyordu ve arkadaşlarının kullandığı mütevazi arabalara biniyordu. Bugün geldiğimiz noktada Recep Tayyip Erdoğan artık bir sarayda oturuyor ve Merkel'in ürettiği Mercedes'lere biniyor. Sayın arkadaşlar, Merkel dünyanın en pahalı Mercedes'lerini üretiyor. En pahalısından iki tane bizde var. Amerikan başkanı sistemiyle biri sağdan biri soldan gidiyor. Sarayın bütün bakanları, bakan yardımcıları ve göze girmiş bürokratları Passat'tan yukarı hepsi en pahalı Mercedes'lere biniyor. Merkel kendisi mütevazi bir minibüste geziyor. Merkel mütevazi bir konutta oturuyor ve Merkel o Merkel tarifeli uçaklarla uçuyor. Siz saraya taşındınız. Siz dünyanın en pahalı araçlarına biniyorsunuz ve milletin şunu görmesini kabul edin Sayın Kalaycı. Şöyle bir durum var. Dünyada liderler mütevazi ev ve araçlarda ise halk zengin. Eğer dünyada liderler sarayda oturuyorsa halk sürünüyor. Buna demokrasi ekonomi korelasyonu diyoruz. Buna çok dikkatle bakın. Sen de itiraz etsen lazım. Ediyorum. Ve saygısızlık yapma, dinle. Saygısızlık yapma. Arkadaşlar. Grup başkanı vekili konuşuyor. Sayın başkan. Arkadaşlar müsaade edin ya. Söz alıp konuşacaksınız. Sayın başkan, iki dakika vardı hiç. Her zaman ayar vermeye çalışıyorsun ya. Sayın Güneş. Grup başkan vekili konuşuyor. Terbiyesizlik yapıyor. Sayın Güneş. Değerli arkadaşlar, gördüğünüzü biliyorum. İmparatorun sonundayız. Ama kurallarımız var. Bütün dünya paralel olan kurallar var.
İsmail Bey. İsmail Bey, aranızda tartışacaksanız biz çıkalım ya. Sayın Güneş. Siz bir hekimsiniz, doktorsunuz, sağlıklı çalışmanız lazım bizim. Lütfen. Değerli arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Bu süresi. Ben iki buçuktu zaten başladığında. İki buçuk yapar. İki buçuktu başladığında. Onu şey yaparız zaten. Sayın Güneş. Sayın Güneş. İsmail Bey. Akrabalarda sesleniyorum. Bir dinlerseniz. Sayın Güneş. Bir dinlerseniz bir şey söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar. Demokrasinin gereği olarak partilerin farklı fikirleri var. Öyle olmasa hepimiz aynı partide olurduk zaten. Böyle bir dünya yok. Burada herkes kendi fikirlerini ifade edecek. Kişiselleştirmeden, hakaret etmeden, iş düzgünümüzün emrettiği şekilde kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmadan temiz bir dilde herkes her türlü fikrini, gerekirse ağır eleştirilerini burada ifade edecek. Bundan hiç kimsenin korkulmaması lazım. Demokrasimizin olgunluğunu gösterir bu olsa. Bizim sırası geldiğinde bu eleştirilere cevap vermem. Bütün gruplar için söylüyorum. Eleştiriler varsa cevabını vereceğiz. Biz de kendi argümanlarımızı söyleyeceğiz. Nihai takdiri yapacak olan da milletti. Birbirimizin fikirlerini beğenmek zorunda değiliz. Kabul etmek zorunda da değiliz. Ama birlikte çalışmayı becermek zorundayız. Lütfen devam edelim Sayın Özel. Sürenizi kestiğimiz yerden devam ettiriyoruz. İki değildi Sayın Başkan da. Neyse. Daha sonra nasıl halledersiniz? Başkanım siz devam edin. Sayın Başkan, biraz önce bahsettiğimiz tek adam rejiminin yerli bazı parametreleri var. Bu ülkede cumhurbaşkanları oldu. Süleyman Demirel görev süresinde kendisine hakaretten 158 kişiye, Ahmet Necdet Sezer'de 153 kişiye, Turgut Özal'da 207 kişiye, Kenan Evren'de 340 kişiye, Abdullah Gül 848 kişiyle davalıkken Recep Tayyip Erdoğan 38.581 kişiyle davalıktır. Milletiyle davalı, milletiyle kavgalı bu görüntünün sebebi cumhurbaşkanlarının tarafsız olması gerekirken bir partinin genel başkanı olması, sabah aynı kalemle vali, öğleden sonra il başkanı, sabah aynı kalemle kaymakam, öğleden sonra ilçe başkanı atıyor olmasından ve günde 5 kez çıkıp televizyonlarda siyasi muhataplarıyla polemiğe ve hakarete girmesinden ve onun oluşturduğu toplumsal tepkiden başka bir şey değildir. Bakın, yarattığınız canavar 2003 yılında 98 milyon TL örtülü ödeneğe ihtiyaç duyuyorken bugün 1 milyar 858 milyon TL örtülü ödenek 2020'de kullandıysa bu işte bir iş var demektir. Vatandaşa bunun hesabını vermek durumundasınız. Şimdi birinci itirazım şu ekonomiyle ilgili kısımda. Ekosistem bu sunumda. Ya 5 tane canavarın bir adam ve çevresindekileri semirdiği, büyüdüğü, her şeyi yalayıp yuttuğu, geri kalan herkesin süründüğü, avcını yaladığı bir sisteme ekosistem denmez. O bu olsa olsa egosistemdir. Egosantrik bir yönetim anlayışının, egosantrik bir kişiliğin ve egoist bir yaklaşımın etrafındaki çevresini zengin etme ve başka kimseyi düşünmeme halinden başka bir şey. Sayın Başkan, sen devam et. Ayrıca ekonomi politikasında pazartesi gününden itibaren çoktandır olan bir paradigma değişikliği itiraf edilmiştir. Cumhurbaşkanının kendi açıklamasıyla ve tüm parametreler değişmiştir. Yani önümüzde duran bu bütçenin tarafınızdan buraya geliş sebebiniz olsa olsa bu bütçeyi geri çekmek olabilir. Alın gidin ve yeni paradigmaya ve yeni parametrelere uygun bir bütçe getirin. Orta vadeli programa 2022 yılı Cumhurbaşkanı hedeflerine baktığınızda karşınıza şu çıkacak. 2021 sonunda, yani bu yılın sonunda bundan 40 gün sonra kurun 8.30 olduğu kabulünüz var. 14 ay sonra 2022 yılı döviz kuru tahmininiz 9.27. Siz buna göre bütçe yapmışsınız. Kur şimdiden 12.1, evveli gün 13.5'tu.
Buna göre bütçe mi olur? Alın bütçeyi götürün, yeniden çalışın getirin. Enflasyon varsayımınız tutmadı. Enflasyon varsayımınız 16.2 idi. 19.89 mevcut enflasyon. Gerçek enflasyonun biraz önce Sayın Usta'nın ifade ettiği gibi gelecek aydan itibaren %30'ların ötesine fırlamaması matematiğin inkarı olur. Ve siz bu enflasyona göre bütçe getiriyorsunuz. Böyle bir ortamda asla ve asla beklenen hedeflerin tutulamayacağı açık olduğu gibi böyle bir bütçenin en güçlü yanının sosyal yardımlar olması gerekmektedir. Sosyal yardımların, sosyal devlet ilkesine göre alınacak tedbirlerin bu kadar kısıtlı ve bu kadar yanlış sayılardan hareket ediyor olması kabul edilemez. Ve bugüne kadar inkar ettiğiniz bir mesele artık ikrar durumundadır. Bakın. Sağ olsunlar. Arkadaşlarımızın bonkörlüğünün bir maksimum seviyesi yok. Onu biz tayin ederiz. Şimdi Sayın Başkan, Şefik Çalışkan, sizin adınıza konuşan, raporlar yazan ve ciddi şekilde etki altında olduğunuz kişi şöyle bir rapor yazdı. Hepiniz de paylaştınız sosyal medyada tıkır tıkır tıkır. Şefik Çalışkan diyor ki, dövizin yükselmesi kötü bir şey değildir. Çünkü dolarizasyon %60'a yakın, milletin parası değer kazanıyor, bozdurup harcarlar. Bu da ekonomiyi canlandırır. Ya yazıklar olsun. Asgari ücretlide, eski orta direk yeni yoksullarda, emeklide dolar mı var da parası değer kazanıyor? Eşit mi dağılıyor? Bu dolarizasyon dediğim meselenin Türkiye'nin en kabarık birkaç bin, birkaç on bin tane hesabına mahsus bir iş olduğunu bilmez misiniz? Ve bakın, geçmişteki inkarın ikrara geldiği bir yer, bu sefer daha yetkili bir yerden. Herhalde okumuşsunuzdur Nurettin Nebati'yi. Çok kişi müstakbel bakan olarak ifade ediyor kendisini, bakan yardımcısını. Diyor ki, sadece faiz ve döviz kuru ilişkisini esas almıyoruz artık diyor. O işler değişti. Artık diyor, düşük faiz, yüksek üretim hacmine dayanan temel politika. Milletimize şimdiden başına geleceği gösterelim. Bundan önce söylendiğinde hepiniz inkar ettiniz, öyle bir niyet yok. Dendi ki bunlar dövizi bilerek mi yükseltiyorlar? İhracat yükselsin, cari açık kapansın onun üzerinden. Olur mu öyle şey dendi? Bakın nasıl çizelge yapmış. Düşük faiz, yüksek kur, yüksek üretim, yüksek istihdam diyor ama istihdamı aşağı almış bir yüksek. O ne demek biliyor musunuz? Ucuz iş gücünü vurguluyor. Ucuz iş gücü. Şu anda 219 dolar oldu asgari ücret. Ve bu gülünecek bir durum değil, bu ağlanacak bir durum. Ve Nurettin Nebati bir yukarı bir aşağı bir yukarı yaparken örneğin ihracat yukarıda, ithalat aşağıda, iş gücünü aşağıda göstermiş. Bu emeğin ucuzlaşması demek. Çin'den düşük asgari ücretle çalışmak demek. Siz doları 15 lira yaparsanız, dolar 6 lirayken belirlenmiş asgari ücretle bu durumun ucuz iş gücü olduğunu cümle alem biliyor. Sayın Bakan, ben dün Sivrihisar'daydım. Sivrihisar'dan iki şey anlatayım Sayın Başkan. Birincisi, onların da pek çok ilçemizle birlikte sahiplendiği Nasrettin Hoca'yı gördüm. En meşhur hikaye ne? Eşekten düşmüş, millet hoca düştü diye koşunca üstünü silmiş, düşmedim demiş, düşmeseydim de inecektim. Saçmaladınız, faizi bastırdınız, dolar fırladı ve şimdi diyorsunuz ki millet perişan, düşmeseydik de inecektik. Ve bu ayıbı yapsa yapsa müstakbel bakan Sayın Nebati böyle şemalandırabilirdi. Yaptığınız rezaletin sonucu bu. Ama Sivrihisar'da bir şey daha var. AK Parti bütün milletvekillerine buyurun gidelim derim, kol kola gidelim. Sivrihisar'da çocuk ayakkabıları satan bir tane dükkan var. Dün oraya girdim. Bir kız çocuğu için bot. Kaç para bu dedim. Ben fiyat sordum. O dedi ki geçen senenin iki katı. Geçen sene 80 liraya satıyordum. Şimdi 160 lira 150 verene veriyorum dedi. Yanında, hemen yanında gidin bulun. Türkiye'nin öğün atlatmak için, karın doyurmaz. Ama öğün atlatmak için icadı çiğ köfte diye bir şey var. Etsiz çiğ köfte incecik sarılıyor. 7,5 liraya satılıyor. Geçen sene 4 liraya satıyordum dedi. Gidin
Sivrihisar'daki çiğ köfteciye sorun. Geçen sene 4 liralık dürüm çiğ köfte bugün 7,5 lira. Ve siz iş gücünü ucuzlatmakla, ihracat avantajı yakalanmakla, onun üstünden dönüp dolaşıp cari açığı kapatmakla hesap yapıyorsunuz. Ve sözünüze kim güvensin, kim inansın? Bakın, 6 Mart 2015, dolar 2,59 iken dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalacaklar. Recep Tayyip Erdoğan. 2 Aralık 2016, dolar 3,51, Erdoğan yastığın altındaki dövizleri bozdurun çağrısı. 16 Haziran 2018, Erdoğan, bunların kafası basmaz, ben ekonomistim. Siz kardeşinize güvenin, dolara güvenmeyin. Ve Erdoğan'ı dinleyenlerin sonu. Son cümlelerinizi alalım. Sayın Başkan, toparlayacağım, toparlayacağım. Artık süre verelim. Bitireceğim. Burada çok değerli arkadaşlar var. Sayın Başkan, toparlayacağım. Sona geliyorum, sona geliyorum, merak etme. Biz genel kurula... Öyle bir şey yok Sayın Başkan. Arkadaşlar süre aktarırsa aktarırsınız, örnekleri var. Ama bakın, tek adam diyorsunuz, tek konuşmacı... Hayır, öyle bir şey yok. Ne alakası var? Ne alakası var? Süremi de bitirdiniz mi? Böyle bir şey yürütülemeyin. Değişik gruplar arasında dengeli olmak durumundayız. Sayın Başkan... Müzakere süreci için bunu yapmak. O verdiğiniz süre ve arkadaşların verdiği süreyi ekleyin. Tamamlıyorum, bir şey yok. Daha fazlasını kaybederiz. Sayın Özel, bu konuyu tartıştık. Olmadığınız için. Sayın Başkan, daha fazla zaman kaybetmeyelim. Toparlıyorum. Kaç dakika aktarıyorsunuz? Toplam 5 dakika verin efendim. Toplam 5 dakika verin, bitiriyorum. Son günümüz olduğu için buyurun 5 dakika daha. Şimdi dolara yatırım yapan yaya kalır diyen Erdoğan'a, dolarları bozdurun çağrılarına inanan iyi niyetli vatandaşlarımız vardı. Bakın, elimdeki vatandaş bir berber. 100 dolar bozdurup fişini getirene tıraş bedava, yeşil berberde. Bakın, bu arkadaş daha güzel bir şey söylemiş. Milli duruşa destek, 100 dolarını bozdurana tıraş bedava. Bu arkadaşlara, Erdoğan'a inanıp bu arkadaşların kampanyasına katılanların tıraşı şu an 620 liraya geldi. Böyle bir saç tıraşım var ya. Buna inananlar 620 lira zarar etti. Hani bedavaydı tıraş? Adam size inandı, dolarını bozdurdu. 620 lira zararda bugün. Dünyanın en pahalı saç sakal tıraşını vatandaşa tıraş yaparak, vatandaşı tıraşlayarak, iyi niyetini suistimal ederek gerçekleştirdiniz. Bakın, o zamanlar Milliyetçi Hareket Partisi de dolarda duruyordu. Bir iki sorduk, sıkıştırdık. 6.80'den bozdurduklarını ilan ettiler. Millete 5.80'de dolar bozdurdular. En son nihayet 6.80'de dolar satıldı. Ne oldu o günden bugüne? Sormak isterim. Hala Erdoğan'ın arkasındaysanız zararınızı biz hesapladık, siz söyleyin. Eğer arkasında değil dövize geçtiyseniz, geçtiğiniz tarihi ve kuru da bilmek isteriz değerli arkadaşlar. Ve son olarak bugün geldiğimiz noktada Tayyip Erdoğan tek başına kullandığı yetkilerle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmıştır. Bugün geçen yıldan daha çok kadın öldürüleceğini beklediklerini ve bu endişesini sizin kabine üyeniz açıkladı. Tayyip Erdoğan tek başına kullandığı yetkiyle Joe Biden'la tek başına görüşme yapmıştır. O görüşmede Afganlar Türkiye üzerinden gelecek söylentisi üzerinden yüz binlerce Afgan Türkiye'ye doğru harekete geçmiştir. Tek başına kullandığı yetkiyle tank palet fabrikasını Katarlılara vermiş, dünyanın en pahalı uçağını bu ülkenin onurunu zedeleyerek hediye olarak kabul etmiştir. Kamu özel işbirliği olduğu sağlıkta kullanımından İngiltere'nin bin pişmanlık duyduğu yöntemle benim en büyük hayalim diyerek bu şehir hastanelerini inşa ettirmiştir. Dünyanın Kanal İstanbul projesine tek başına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi'nin dahi anayasaya aykırı bulduğu Ahlat'a kışlık saray inşa etmiştir. Osman Kavala'yı kendi inadı ve kararıyla içeride tutmuş, İrfan Fidan'ı Yargıtay'da bir tek sayfa dosya çevirmeden anayasa üzerinden takiye ve kandırmacayla Anayasa Mahkemesi'ne atamıştır.
Birisi kadın cinayetine, birisi dış politikaya, biri milli savunmaya, biri çevreye, biri şahsi zenginleşmeye, biri hukukun üstünlüğüne, diğeri liyakate aykırıdır. Bir devlette bunlar kalmadıysa elde ne kalmıştır? Bunu bir size sormak, bunun üzerinde bir cevap vermenizi beklemek hepimizin hakkıdır. Son sözüm şu, son sözüm. Birleşik Arap Emirlikleri. Bakın, bunlar sizin yerinize manşet atan, sizin okuduğunuz, sizin bedava dağıttığınız, en çok kamu kurumlarından reklam verdirdiğiniz gazeteler, şerefsiz bunlar diyor gazetenizin manşeti. Birleşik Arap Emirlikleri için darbe oyunları ortaya saçıldı diyor. Her taşın altında o ülke var diyor. Ve diyorsunuz ki FETÖ darbesine, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine 3 milyar dolar finans ayırdı. Dün darbenin finansörü bugün A protokolle karşılanıyor. Önüne halılar seriliyor. İmzalar atılıyor, alkışlar yapılıyor. Buraya mı düştük? Buraya mı geriledik? Birleşik Arap Emirlikleri'nden Libya'da karşı karşıyayız. Suriye'de karşı karşıyayız. Mısır'da karşı karşıyaydık. Ak dediğimize kara diyorlar. Her milli politika dediğinizde antiteziniz Birleşik Arap Emirlikleri. Ve onlardan gelecek, geleceği varsayılan 10 milyara muhtaç olunmuş ve 15 Temmuz'un finansörlerine eğer el açıyorsak bu benim ulusal onuruma dokunuyor. Bunun bir tarifesi varsa Fethullah Gülen'i affetmenin dolar üzerinden tarifesi nedir? Onu da siz açıklayın Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, değerli bürokratlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cumhurbaşkanlığı bütçesini konuşuyoruz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı şu ana kadar epeyce bir arkadaşımız konuşma yaptı. Bilmiyorum, benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Sizin de dikkatinizi çekti mi? Hiç, yani çok az bir bölümünde konuşmaların sarayın harcamaları ve bütçesi üzerine konuşma yapıldı. Halbuki bugüne kadar önceki yıllarda bu konularda hem basında çok yer bulurdu, hem komisyonda çok tartışılırdı. Neden acaba bu konuya girilmedi diye şöyle bir düşündüm. Ama sonuç olarak baktığımızda aynı Bizans'ın işgali sırasında rahiplerin, meleklerin cinsiyetini tartışması gibi bir duruma düşerdik herhalde işgal edilirken. Çünkü şu anda saray ülkede milletin başına zaten çökmüş durumda. Bütçeniz de çökmüş durumda. 2022 yılı bütçe teklifi, evet, bir önceki yılın bütçesine göre TL bazında %30.1 liralık bir artış, %30.1'lik bir artış içeriyor gibi görünse de bu sizin yeni uyguladığınız ekonomi politikasıyla birlikte dolardaki ani hareketlenme ve artışlarla 2021 yılı için 160 milyar 184 milyon bütçe öngörülmüş olmasına rağmen 2022 yılında bugünkü kurla 145 milyar TL'ye düşmüş. Yani dolar bazında bütçemiz erimiş, azalmış durumda. Artık bu bütçenin hiçbir hükmü kalmamıştır. Mutlaka bir ek bir bütçe yapılması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bugün dediğim gibi aslında önemli olan şu anda içinde yaşadığımız sistem, bu konuşuluyor zaten. Yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi. Nereden nereye geldik diye baktığımız zaman aslında yeni sistemle birlikte bütün kararları tek bir kişinin aldığı, hukukun vesayet altına girdiği ve şöyle söyleyeyim, yani başkanlık sisteminin ekonomide yarattığı handikapları konuştuğumuz, mesela nedir bu handikaplar? Sadece ekonomide değil aslında, tüm alanda, sosyal yaşamda şeffaflığın azalması, bağımsız karar alması gereken kurumların, siyasetin yoğun etkisi altına girmesi, tüm bunları yaşıyoruz 3,5 yıldır bu ülkede. Atamaların liyakatlı değil de siyasi atamalar siyasi olarak yapılmasından dolayı sadece Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlara evet diyenlerin ülkeyi yönettiği bir durumdayız. Evet,
bu yönetme, bu yönetimi Cumhurbaşkanı halktan isterken ne demişti? Ona da bir bakalım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne demişti? Türkiye'yi uçuracak demişti. Sonrasında ekonominin sorumlusu benim, ben demişti. Ama ne görüyoruz ki ekonomi uçmak yerine çöküşe doğru gidiyor. Bu yönetim sistemi içerisinde örneğin 3 yılda 4 Merkez Bankası değiştirildi. Merkez Bankası'nın da artık bir bağımsızlığı kalmadı. TÜİK başkanları enflasyon ve işsizlik rakamlarını sarayın istediği gibi açıklamadığı için değiştirildi. Çeşitli kurumlarda aynı şekilde liyakatsız atamalar yapıldı. Ve sonuçta ekonomi giderek çökerken, şimdi bir atasözümüzü hatırlatmak istiyorum size. Örneğin dereyi geçerken at değiştirilmez derler atalarımız. Ama örneğin geçen yıl performans odaklı bütçelemeden tam da bütçe görüşmeleri öncesinde program bütçelemeye geçtiniz. Bu yılda yine baktığımızda ekonomi politikanızı ters yüz edip faiz sebep, enflasyon sonuç gibi hiçbir iktisatçının anlamadığı, dünyada da örneği olmayan yeni bir şey deniyoruz dediğiniz bir sistemi şu anda deniyorsunuz. AK Parti grubundaki arkadaşlarımız da bizden bu konuda sabır ve zaman istiyorlar. Bunu niye yaptınız? Tabii şöyle bir niyetle: faiz inecek, ihracat artacak, daha cari denge sağlanacak, işte piyasalarda döviz talebi azalacak falan, istihdam artacak. Ama istihdam artmak yerine şu anda daha da fazla azalıyor. Aynı zamanda birçok konuşmacı arkadaşımızın da belirttiği gibi istihdam artsa bile ucuz iş gücüne Türkiye'yi mahkum edecek bir sistem üzerinde şu anda çalışıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Bakalım nereye kadar gidecek. Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada şöyle bir ifade kullanıyor Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan artışlar istihdamı, yatırımı etkilemez. Ülkemizde yaşanan durumda tam da budur, yani fiyat artışıdır diyor. Gerçekten öyle mi diye ben sormak istiyorum. Yani sarayın bazı şeylerden sanırım haberi yok ülkedeki ekonomik durumdan. Artık Türkiye'de bir fiyat artışı sorunu değil. Şu anda fiyatlandıramama problemi var Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Piyasalar donuyor. Siz bunun farkında değil misiniz? Sattığı malı ayrı fiyattan yerine koyamayacağını düşünenler elindeki malı satamıyor. Elindeki malı fiyatlandıramıyor. Kaça üreteceğini bilemiyor. Şimdi aslında hani bir Cumhurbaşkanı'nın söylediği, yine bu bir ekonomik kurtuluş savaşıdır dedi. Bu ekonomik kurtuluş savaşını sanki kendi vatandaşlarınıza karşı açmış gibi bir durumdasınız. Bu 3,5 yıllık süreçte zaten baktığımızda yoksulluğun da ne kadar arttığını, örneğin asgari ücret üzerinden gidersek 2825 TL olan asgari ücret 2865 TL olan açlık sınırının altında kaldı. Asgari ücrette çalışan milyonlarca yurttaşımız şu anda karnını bile doyuramıyor. Fiyatlar almış başını gidiyor. Bugün yoksulluk alabildiğini artmış durumda ve yurttaşlarımızın, vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun geliri 9219 TL olan yoksulluk sınırının altında. İşte asıl gerçek olan bu. Şimdi yani daha devam edebilirim aslında birçok şeye ama vaktimin azaldığını görerek bu sistemle bu ülkenin yürümeyeceğini artık görmenizi diliyoruz. Bu düşündüğünüz, bu yürüttüğünüz ekonomi politikasıyla ülkeyi daha da çöküşe doğru sürüklüyorsunuz. Umarım en kısa zamanda bunun bir sınırı, bir ölçüsü vardır mutlaka koyduğunuz diye düşünüyorum. Var mı diye de soralım. Bir yerden sonra belki bu politika uygulamaktan vazgeçersiniz diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, ben Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlardan Devlet Arşivleri Başkanlığı ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. 2018'de bir Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulmuştu. Daha önce Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ydü.
tasnif ettikleri ve yayınladıkları belgeler açısından bir hafıza niteliği var bu kurumun. Tabii çok önemli. Aynı zamanda Osmanlı arşivlerinin çalışılması noktasında da yetişmiş uzman kadroları hakikaten değerli bir konumda. Şimdi Osmanlı arşivi çalışan belge okuma ve değerlendirme konusunda yetkin uzmanlar 2018'de bu değişiklikle birlikte bir havuza alınıp sonra sanırım bir kısmı görevlerine özür dilenerek yanlış yaptık, hata yaptık denilerek iade edildi. Ama orada gerçekten bir hata mıydı bu yoksa kasıtlı mı yapıldı onu da tabii sorgulamak lazım. Bir kısmının görev yeri değiştirildi. Yaklaşık 250 kişiydi sanırım. Birkaç kişi halen bu kurum içerisinde bu görev yeri havuza alınan uzmanlardan şu anda devlet arşivlerinde kaçı görevine geri döndü, görevine devam ediyor, kaçı başka kurumlara aktarıldı onu sormak istiyorum. 2018 yılında başkanlık haline geldikten sonra Osmanlı arşivlerine ait belge ve defterlerin de tasniflerinin yaklaşık %45 dolayında bir tamamlandığı ile ilgili bir bilgi var elimizde. Şimdi sizin dokümanlarınıza baktığım zaman Osmanlı arşivlerindeki belgelerden envanteri ve dijital çekimi tamamlanan toplam 789.271 belge ilk defa araştırmacıların hizmetine sunulmuştur deniyor. Bu 2018'den sonraki sunulan rakam mı yoksa şu ana kadar yani toplam olarak şu anda Osmanlı arşivlerinden kaç belge sunulmuştur? Toplamı bu mudur? Daha işlenecek, çalışılacak kaç belge vardır? Bir de neden arşivler halka açık değil? Bunu sormak istiyorum. Ben sisteme girdim bir vatandaş olarak ama bilgileri, arşivlere ulaşamadım. Çünkü benden o kadar çok şey istedi ve uzman olmamı istiyor ki sistem. Neden sadece uzmanlara açık ve halk neden bu arşivlerden bu kadar çalışma yapılıyor, bu kadar üretiliyor? Neden yararlanamıyor? Bunu da sormak istiyorum ben. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkan, bir ricam var. Bizi milletvekili arkadaşlar, bürokrat arkadaşlar, çalışan arkadaşlar, herkese saygıyla selamlıyorum. 2018 yılında seçildik. O günden bu yana edindiğimiz tecrübelerle il genel meclisinde yaptığım, avukatlık yaptığım 15 yıla yakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin verdiği yetkiyle doğru şekilde kullanarak milletimiz adına doğru işler yapmaya çalışıyoruz. Komisyonlarda olsun, genel kurulda çalışmalar yürütüyoruz ama öyle bir anlayış hakim ki maalesef İşte burada bütçede de gördük, az önce de söylendi. Hiçbir virgül değiştirmeden ben bilirim anlayışıyla ülke yönetilmeye çalışılıyor. Ve maalesef gerçekten ülkeye çok zarar verdiği net bir şekilde gözüküyor. Bununla ilgili olarak hep arkadaşlarla da görüştüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları yapılırken acaba ülkenin gerçeklerini kimden dinliyor, nasıl konuları izliyor diye merak ediyoruz. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı buradayken bazı yaşadığımız gerçekleri anlatmak, gördüklerimizi anlatmak istiyorum ki belki kendisine iletir diye düşünüyorum. Çünkü onun konuşmalarına baktığımızda bu ülkenin gerçeklerinden çok uzak olduğunu görüyoruz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bakın son pazartesinden beri 4 gündür Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan illerindeydik. Geziyoruz Türkiye'nin her yerini, karış karış dolaşıyoruz. Ondan 15 gün önce Kayseri'deydik, 15 gün önce de Rize'deydik. Kayseri'de yaşadığım bir olay anlatmak istiyorum. Tomarza ilçesi, bilmiyordum daha önce, orada gezdim, esnafı dolaştık. En az 100 esnafa kendim girdim ve gerçekten soğuk, hava soğumuş, kar yağmıştı. Girdiğimiz yerlerde kırsal bir ilçe, Tomarza ilçesi, sobalar var dükkanların içinde. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hiçbir dükkanda soba yanmıyordu. Çok soğuktu, hiçbir dükkanda yanmıyordu. Sorduk sebebini, ne odun alabiliyoruz, ne soba, kömür alabiliyoruz dediler. Bulursak kağıt yakıyoruz dediler. Giderseniz eğer Sayın Cumhurbaşkanı'na siz giderseniz, göreceksiniz Tomarza'da bu şekilde esnaf soğukta işte hayatını idame ettirmek için çalışıyor. Gene dün işte geldik Ağrı Iğdır tarafına. Kars'ta yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Gene bir vekil arkadaşımla, kadın vekil arkadaşımızla dolaşıyoruz. Esnafa girdik. Bir müşteri dükkanı, böyle işte kolye satan, yüzük satan bir dükkan. Dükkan esnafla görüştük, anlattık, dertlerini sorduk. Tam çıkarken bir genç, 30'lu yaşlarda karı koca yanımıza geldi bizim konuşmalarımızı duyunca. Şunu söylediler, madem geldiniz bakın biz durumumuzu anlatalım dediler. Yüzüğümüzü sattık dediler. Yüzüklerini satmışlar geçinemedikleri için ve şu anda buraya niye geldik biliyor musunuz dediler. Niye diye sorduğumuzda o sahte yüzükler bari mutlu olalım diye o sahte yüzükler var onlardan almak için geldik. Bunu bilin diye
Hatta sorduk, bunu söyler misiniz, videoya da çekelim, gel görsünler insanlar dedik. Yok dediler, onu çekmek istemediler. Bu şekilde bize bunu anlattılar. Daha sonra da bunu duyunca başka bir anne geldi yanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Dedi ki madem bunları dinliyoruz, bakın size bir olay anlatayım dedi. Evde kızlarım bugün oyun oynuyordu dedi. Biri anne olmuş, biri çocuk olmuş. Birisi talepte bulunmuş, şunları alır mısın anne diyor. Öteki de demiş ki diğer çocuk ona, paramız yok kızım, alamam demiş. Bu iki tane ufacık çocuğun yaşadığı diyalog. Daha sonra yanında kadın milletvekili arkadaşımız vardı. Gözleri doldu, ağladı ve dışarı çıktı. Devam edemedi. Biz maalesef bunları işte sokakta bunları yaşıyoruz. Eğer siz çıkabilirseniz, Sayın Cumhurbaşkanı çıkarsa bunları görecek. Ama o çıkamayabilir. Siz bunu bunları, bu olayları bu şekilde onlara anlatırsanız bizim yaşadığımız gerçek olaylar maalesef bu şekilde. Ülkenin durumu bu. Bunun dışında bugün sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf var. Onunla ilgili de gene Sayın Cumhurbaşkanımıza iletirsiniz belki diye paylaşmak istiyorum. Bir pastanenin önünde çekilmiş bir fotoğraf. Cama asmışlar. Vatandaş yazmış oraya. 3 ay önce bir çuval unun 110 lira. Bugün 3 ay önce 110 lira olanın çuvalın bugün 375 lira olduğunu. Ham balın 150 lirayken bugün 500 lira olduğunu. 3 ay önce boz yağın 75 lirayken bugün 275 lira olduğunu. Susamın 120 lirayken 295 lira olduğunu, bu yüzden de işte poğaçanın, oradaki simitin ne kadar, neden pahalı olduğunu anlatmaya çalışmış. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'na iletirseniz, bugün gene ekranlara yansıdı, artık tam simit değil, yarım simitlerin satıldığı bir ülkede yaşadığımızı Sayın Cumhurbaşkanı'na iletirseniz seviniriz Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Onun dışında az önce de bir Marmaris'le ilgili Cumhurbaşkanlığı bitireceğim. Sarayla ilgili bir şey bahsetmek istiyordum ama bir arkadaşımız 15 Temmuz'la ilgili bir söylemde bulundu. Kendisine o dosyanın incelemesini öneriyorum. O gecedeki soru işaretlerinin nasıl hala devam ettiğini, helikopterlerin Marmaris'e geliş saati, çatışmaların başladığı saatle helikopterin oraya geldiği saatler arasındaki çelişkileri de incelemesini tavsiye ediyorum. Son olarak da Marmaris'teki saray getiriyorum. Diyanetin bütçesine bakın, son bitiriyorum başkanım. Bir 30 saniye müsaade ederseniz. Bakın ona, tamam, 16 milyarlık bir bütçe var. O saray bu gece boş duruyor. Gelin oradaki yaşlı insanları orada da barındıralım diyorum. Teşekkür ederim. Görüştüğümüz konu bu sistemle beraber yaşanan gerçekten devletin bel kemiği, omurgası olan kurumların siyasallaşması, bağımsız ve özelliklerini yitirmesi, kurullar, kurallar ve kadro sorunlarının iç ve dışta yarattığı ekonomik ve siyasal sonuçları ve bu sistemin getirdiği sorunlar. En fazla da yaşadığımız sorun, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu sistemin yaratmış olduğu ekonomik kriz ortamı ve önlenemeyen bir devlette yönetim krizi sorunu. 2023 hedefleri vardı, orta vadeli program hedefleri vardı, hepsinden uzaklaşıldı. Milli gelir %52 düzeyinde saptı bu hedeflerden. Kişi başına gelir %57, ihracat %51, işsizlik %128. Bu belirlediğiniz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başında belirlenen hedeflerden şaştı. İşte TL'nin değer kaybı sadece bu yıl %45. Kişi başına gelirlerimiz 6000 dolarlar seviyesine indi. Enflasyon 2018 başına %15'ler seviyesindeyken bugün %20'leri aşmış durumda. İşsizlikte de aynı, güven endeksi aynı, zamlar, hepsinde temel bir sorun var. Temel sorunumuz bağımsız özel kurumların ve devletteki kamu yönetimindeki liyakat sorununun, hepsinin güçler ayrılığı ilkesinin, denge denetleme mekanizmasının, hesap verebilirliğin, şeffaflığın, politika oluşturma sürecinde katılımcılığın olmadan kişisel, partili, taraflı alınan kararlar, idarenin siyasallaşması, denge denetleme mekanizmasının bulunmaması, genel soru mekanizması bunun en temel örneği, hesap verebilirliğin sadece seçime indirgenmesi süreci, aynı zamanda kurumlar için de aynı şekilde bu süreç var. Bugün kurullardan bahsettiniz. 7 başkanlık, 1 genel sekreterlik, 4 ofis. Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu kurullar ve politika oluşturma süreçleri de tamamen kişisel ve merkezi. Hepsi siyasi, öngörülebilirlikten, uzun vadeli politika oluşturma sürecinden uzaklar. Hepsinin üstüne bütün bu kurumları kurmuşsunuz. Bugün de bütçelerini bahsettiniz, görevlerini anlattınız. Ama bunların hepsinin üstünde bir Cumhurbaşkanı kararları var. Ve Cumhurbaşkanı bunların hepsinden bağımsız bir karar alma sürecinde. Peki bu kurullar nasıl oluşturuluyor Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı? Denetim mekanizması var mı? Siz kamudan gelen birisiniz. Bu kurullara atamalar nasıl yapılıyor? Atama kriteri.
kriterleri nasıl yapılıyor? Denetim mekanizmaları nasıl bu kurumların? Performans ölçümleri nasıl bu kurumların? Biz bir gece yarısı, benim elimde liste var, resmi gazetede yayınlandığı zaman isimleri öğreniyoruz. Bu kurumların liyakatları, çalışma alanları, çünkü bugün anlattığınız hepsi politika yapıcı kurumlar diyorsunuz. Bakanlıkla ilişkileri nasıl ve çalışma yapıları nasıl bu kurumların, oradaki kişilerin özellikleri neler? Yatırım ortamının, yatırım ofisinden bahsettiniz, dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, evrensel kurallar var bir ülkede yatırımların, yatırım ortamının iyileşmesi için. Bu nedir? Güçler ayrılığı ilkesini temin edeceksiniz. Güçlü adalet sistemi kuracaksınız, öngörülebilir olacaksınız, güçlü hukuk sisteminiz olacak, bağımsız yargınız olacak, bağımsız özel güçlü devlet kurumlarınız olacak, bağımsız üniversiteleriniz olacak. Şimdi katma değer yaratmaktan bahsettiniz yatırım ofisinin. Bu ortam yokken bu yatırım ofisi ne yapacak? Yine insan kaynakları ofisi bahsettiniz. Bu insan kaynakları ofisi ne yapıyor? Bu kadar beyin göçü, bu kadar genç işsizlik varken bu kurulun görevleri neler? Bütçelerine bakın. MİT 3 milyar, Diyanet 16 milyar. İletişim Başkanlığı 680, İnsan Kaynakları 75 milyon, Finans Ofisi 31, yatırım. Yani savunmaya işte ayırdığınız 153 milyar. Ya böyle bir dengesizlik var ki, sizin hükümetinizin öncelikleri neler? Bu kurulların bütçelerine baktığımız zaman bir ideolojik bir bakış açısının olduğunu görüyoruz. Ya bu bütçeler bizi aslında tamamen ortaya koyuyor. Ben bir konuya değineceğim son bir dakikamda. Şimdi İletişim Başkanı'nın görevlerinden bahsettiniz. Diyorsunuz ki vatandaşın istek, öneri, şikayetleri yönetimine hızlı ve kolay bir şekilde bu şikayetleri. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bizler tweetler attık. Bir grup milletvekili. Ben tweetimde şunu söylemişim. Yok öyle 5 Mayıs alıp Boğaz'da kaçak yapıda seyahat sürmek gibi. Bakın hakkımızda bizim iletişim başkanının görevi bu şikayetleri, bu eleştirileri alıp cevaplamak olan iletişim başkanının görevi bize tazminat davası açmış. Şimdi burada nerede hakaret var? Siz iddia, bizimle ilgili suçlara baksanız organize terör örgütü kurmuş gibi burada yaftalanmışım. Şimdi bunu takip edecek misiniz? Görevi bu olan bir iletişim başkanının bir kamu görevi yapan milletvekiline hiçbir hakaret içermeyen bir tweet'e bu ve benzeri birçok milletvekilimiz var. Bu cümleyi soruyorum size. Bunun neresi hakaret ve tazminat gerektiriyor? Kamusal görev olarak ona verdiğiniz görev zaten bize cevap vermek. Bunu da bilginize sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ve ona bağlı kurumların havalarda uçuşan havalarda uçuşan milyarlarca ifade edilen bütçesini savundunuz. 26 Ekim'de söylediğiniz yine ifade edeyim. Yüzler kızarmıyor. Çaresizlik içinde bütçelerinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Bakın, hani ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz demeye başladı ya birileri. Bütçeniz sarayın savaş değil huzur içinde yaşadığını yeterince anlatırken bol sıfırlı rakamlar Cumhurbaşkanı ve şürekasının etrafını doyurmak için bütçede yer alırken işte halkın gerçekleri artık memleketimizde yarım gevrek 2,5 lira. Burada etiketi. Düşmanı dışarıda aramayalım. Sizi kandıranlar içinizde. Sizin buraya ilk geldiğiniz günün üzerinden 37 gün geçti. Memleketi yöneten tek adam rejimi neler yapmadı neler. 37 gün önce getirdiğiniz bütçenin 1/3'ü eridi gitti. Dolar o gün 9.31'di, bugün 12.10. 2 ayda dış borç oldu 1 trilyon 710 milyar TL. Yani bütçeniz şimdiden kadük oldu. Hala düşük faizle kararlıyız diyen müstakbel bir Merkez Bankası başkanınız varken, her an artık bir zam haberi telefonlarımıza düşüyorken, ülkeyi getirdiğiniz bu noktada hangi açığı nasıl telafi edeceksiniz? Sanayi mi, ticareti mi, turizmi mi, halkın aç karnını mı? Ülke derin bilmezliğe, halk derin yoksulluğa, hatta yokluğa, açlığa itilirken tek korkum, burada oy çokluğuyla geçireceğiniz bütçeniz ya tek adam düzenine, şatafatına yetmezse diye üzülerekten maazallah çok üzüleceğimizi belirtmek isterim. 2021 Ocak ayında 345 dolar olan asgari ücret 11 ayın sonunda 219 dolar. Bu açığı nasıl telafi edeceksiniz? Gerçeklerden bu kadar kopan iktidarınız, vaizler tarafından yürütülen ekonomi politikaları, olumsuz siyasetiniz, dün hain ve düşman dediklerinizle yine sizi bir araya getiriyor mu? Kitapçığınızı okurken siz bile söylediklerinize inanamıyorsunuz. Bence artık cümlelerinize şekil katıp zenginleştirme çabasına giriyorsunuz. Çok belli. Ama Sayın Oktay,
Zorlanmayla bu işler olmuyor. Geçen gün eşim de yanımdaydı. Meclisin Çankaya kapısında polis durdurdu. Sayın Cumhurbaşkanı saraydan çıkıp Atatürk'ümüzün bize bıraktığı ve gururla ismini söylediğimiz Çankaya Köşkü'ne giderken tek tek saydım. 73 araçla geçti. Bu lüks nedir diye sormak isterim. Biz de soruyoruz. Cumhurbaşkanına saraydan her çıkışında onlarca araçla çıktığını gören ve devlete bile araba sevdasından vazgeçmediğinizi gören bizlerin, halkımızın haklı serzenişini yine Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel burada gayet güzel dillendirdi ve İsmail Bey'e bir cevap verdi. Ben de halkın vekili olaraktan tekrar ediyorum. Bütün yabancı araçları yarın verin. Yerli araçları kiralayın. Ben de hemen değiştirmeye hazırım dedi Özgür Bey. Evet, buyurun Sayın Oktay. Hazır, buradasınız. Uygulamayı bekliyoruz ve takipçisiyiz. Yeter ki samimi niyetiniz olsun. Ama halk artık sizin samimi olmadığınızı çok net görüyor ve biliyor. Derdiniz halk değil, lüks ve şatafat olduğunu ve bundan asla vazgeçmek gibi bir niyetiniz olmadığını, derdinizin faiz ve dolar lobilerinin cebini doldurmak olduğunu gayet açık ve net görülmekte. Ha, zamlar yüzünden neredeyse artık haftada 3 akşam kendini benzin istasyonlarına atan halkımızın oluşturduğu kuyruklar için istasyonlardaki kuyruklar zamlardan değil, araç çokluğundan diyecek kadar zavallı vekillerimize de sahibiz. Ayrıca Sayın Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı'nın gözünden sakladığı 13 uçaktan birini en azından satmasını gerektiğini, hatta 13'ünü de o paranın her geçen gün yoksullaştırılan ve yokluğa adeta mahkum edilmiş olan halkımızın harcanması gerektiğini, okul ve yurt yaptırmak maksadıyla kullanılmasını istiyoruz. Halkın metroya ve otobüse binerek parası yokken bu uçakları satıp bütçeye katkı koymanız gerekiyor. Sayın Oktay, halk için halkın bütçesi olması gerekiyor. Yetiştiremedim. Hayırlı olsun bütçe. Hatırlatmayı bu konularda da bir borç biliyorum. Evet. Teşekkür ederim. O halde referandum olmaz tırnak içerisinde zamanın başbakanının sözü. Ama anayasa değişikliğini engelleyen ortam ve koşullar gözetilmedi. O halde anayasal bilgilenme hakkı sağlanmadan anayasal kamuoyu oluşmadı. Yapılan değişiklikle demokrasinin asgari standartları ortadan kaldırıldı. Bununla yetinilmedi. Anayasal OHAL getirildi. Çifte seçim de OHAL'de yapıldı. Geçiş süreci de OHAL'de gerçekleşti. Aslında sonuç olarak bir OHAL anayasası rejimi getirildi. Niçin istismarcı geçiş süreci? Çünkü 3 süre öngörüldü. 1 ay, 6 ay ve 30 ay sadece 1 aylık süreye riayet edildi. Diğerlerine edilmedi. Yasa ile geçiş öngörülecekti. O bile gerçekleşmedi. Kanun hükmünde kararname ile geçiş sağlandı. Kurul halinde siyasal karar düzeni yok edildi. Siyasal sorumluluk ortadan kaldırıldı. Denge ve denetim düzeni ortadan kaldırıldı. Peki uygulama nasıl oldu? Uygulama da aslında istismarcı oldu. Çünkü bütün yetkiler parti başkanında toplandığı için devleti temsil ve yürütme yetkisi anayasaya aykırı olarak kullanılmaktadır. Zira Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanlığı anayasanın birçok hükmüyle çelişmektedir. Parti genel başkanlığı anayasal düzende onulmaz sonuçlar doğurmaktadır. Parti başkanlığı demokratik siyasal yaşamın serbest ve eşit işleyişini engellemektedir. Devlet aygıtını partizanlaşma süreci giderek ivme kazanmaktadır. Parti devlet merkezinden yönetilir, devlet parti merkezinden yönetilir olmuştur. Parti devlet başkanlığı birleşmesi demokratik siyaseti ve demokratik toplum düzenini zedelemektedir. Aslında iki ayrı anayasal düzen ortaya çıkmıştır. Bir, anayasaya aykırı değişiklikler. İki, uygulama da anayasaya aykırıdır. Bu nedenle bu üçlü anayasal yapının sürdürülemez olduğu açıktır. Peki o zaman bunlar ne ifade etmektedir? Bunlar demokratik hukuk devleti anayasasının gerekçelerini oluşturmaktadır. Demokratik hukuk devleti anayasasının gerekçelerini 8 başlıkta toplayabiliriz.
1. Demokrasinin asgari koşulu olan erkler ayrılığı askıya alınmıştır bu anayasa değişikliğiyle. 2. Denge ve denetim mekanizmaları kaldırılmıştır. 3. Hak egemenliğinin varlığının asgari bir gereği olan hesap verebilirlik ilkesi yok edilmiştir. 4. Demokratik toplumun temeli olan siyasal ifade özgürlüğü ve siyasi partiler arasında eşit rekabet, Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı olması ve yargının bağımsızlığını yitirmesi sonucu ortadan kalkmıştır. 5. Keyfi şekilde koyulup kaldırılan, yorumlanan, uygulanan ya da uygulanmayan kurallar yüzünden hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri kaybolmuştur. 6. Temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olması gereken yargı, bağımsızlığını yitirmesi sonucunda bizzat bir hak ihlali kaynağına dönüşmüştür. 7. Kamu hizmetine girmede kanun önünde eşitlik ve liyakat ilkeleri etkisiz kılınmıştır. 8. Anayasa toplumda hukuka olan inanç ve saygıyı yok edecek şekil ve ölçüde iş tutarlılığını yitirmiştir. Yani bu değişiklikte aslında 2017 anayasa değişikliğiyle, OHA değişikliğiyle, geçiş süreciyle ve uygulamasıyla bir toplumun özgeçmişi yok edilmiştir. Çünkü anayasal kazanımlar bir toplumun özgeçmişiyle özdeşleşmektedir. Bu bakımdan demokratik hukuk devleti anayasasına geçiş Türkiye için hem bir zorunluluktur hem de acil bir zorunluluktur. Bu geçişe esasen demokratik hukuk devletinin temel gerekleriyle başlamak gerekir. Temel gerekler de esasen anayasal denge ve denetim düzeniidir. Sorumlu yönetimdir, hesap verebilir yönetimdir. Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir hükümet modelidir. Toplu karar mekanizmasıdır ve siyasal sorumluluğun meclis önünde öngörülmesidir. Avrupa, Türkiye ve Akdeniz mekanı esasen parlamenter rejimin geliştiği ve geleneksel olarak kökleştiği bir mekandır. Türkiye'nin de geleneği parlamenter rejim çerçevesinde oluşmuştur. Dolayısıyla demokratik hukuk devleti yolunda parlamenter rejimin yeniden tesisi için çalışmak bütün yurtseverlerin görevidir. Teşekkür ederim.